Bizler bu ülkenin seçilmiş parlamenterleriyiz. Bu savaşın ülkemizin ortak geleceği için sıkıntılı bir şey olduğunu, vahim sonuçlar üreteceğini ve büyük bir toplumsal maliyet üreteceğini düşünüyoruz. Bizim böyle düşünmemizi ve bunu dile getirmemizi engelleyecek hiçbir şey yoktur. Can kaybı kim olursa olsun, bizim bu ülkenin herhangi bir yurttaşından daha az üzülmemiz ve kaygı duymamızı düşünenler ancak insanlıktan nasipsiz olanlar, kanla beslenenlerdir. İki gözden dört ölüm bakanlardır. Ama biz bu savaşı onaylamak zorunda değiliz. Biz seçilmiş bir parlamenteriz ve bu ülkedeki bir tek insanın emir ve komutuyla hareket etmeyen çok önemli bir kesimi temsil ediyoruz. Ben hükümetin düşündüğü gibi düşünmek zorunda mıyım? Bir siyasal partiyiz. Onun için soruşturma açmışlar. Yani soruşturma açmaları bu ülkedeki sözde demokrasinin ne kadar yerlerde süründüğünü kanıtlama çabasından başka bir şey değil. Teşekkür ederiz. Açsınlar. Hakkımızdaki yüzlerce dosyaya bir dosya daha eklenmiş olur. Ama bir yere de bir şey daha eklenir. Bakın 12 Eylül zilleti geçtikten sonra, 90'lı süreçler geçtikten sonra o döneme tozu bulaşanlar vebadan kaçmış gibi o dönemle olan ilişkilerini yatsımaya, utançtan anmamaya başlamışlardı. Bu dönemde böyle olacak. Siz tarihsel bir kesiti içinden geçmekte olduğunuz 3-5 günle ele alırsanız size siyasetçi denmez, devlet adamı denmez, yurtsever hiç denmez. Sorumluluk bunu uzun bir erimde ortak geleceğimiz, bölgesel barış, dünyadaki ortak iyilik kavramları üzerinden değerlendirebilmekle mümkündür. Bu kapasiteniz varsa size yurtsever de denir, devlet adamı da denir. Bilumum olumlu vasıflarla anılmayı hak edebilirsiniz. Siz binlerce kere fikir değiştirmişsiniz. Her fikir değiştirdiğinizde sizin peşinize takılan güruh olsaydık bugün insan içine çıkacak yüzümüz kalmazdı bizim. Biz doğrulara, barışa kategorik olarak, ilkesel olarak bu parlamentonun çıkardığı ya da dünyanın neresinde olursa olsun çıkarılmış bütün savaş tezkerelerine hayır demiş bir partiyiz biz. Bu bizim ilkesel tutumumuzdur. Parti programımızdır. Bir günde değişmez, bir olayla değişmez. Halkın bizden beklemesi bu savaş korosuna katılmamız değil. Evlatlarımızın geleceğini, canını, bütün bu ülkenin ortak geleceğini daha emin bir limana çekmektir. Bizden beklenen budur. Genelkurmay Başkanı bile savaşa siyaset karışmasın diyor. Dünyanın en siyasi işi. Ortalık boş laf edenlerle dolu. Onun için soruşturma falan sadece bu ülkede o demokrasi kırıntısının bile kalmadığının bir göstergesidir. Ayrıca da Sayın Cumhurbaşkanı'na bir vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Kongremizi bugün grup toplantısına gösterdi. Utanmadan ana akım medya bu görüntüleri verecek. Biz orada değerli basın emekçilerini bir kenara ayırıyorum. Bu ülkenin üçüncü partisi orada kongre yaptı. Bir tane canlı yayın aracı yoktu. Bu ülkede böyle bir kongre olmamış gibi davrandılar. Bizim olmadığımız toplantılarda her gece ahkam kesip duruyorlar. İşte başkanımızın bahsettiği bu toplumun en seçkin insanları apar topar bir siyasi imha operasyonuyla gözaltına alınıyorlar. Bu ülkenin soluduğu havada emeği olan Onur Hamzaoğlu için eğer bir tek haber bültenleri bir şey söylemiyorsa yarın utanacaklar kervanında bütün bu ana akım kanallar da vardır. CNN'i, Habertürk'ü, NTV'si hepsini söylüyor. Bunlar yarın
demokrasi, basın özgürlüğü nutku atamayacak kadar utanç içerisindedirler. Zillettedirler. Bu da tarihlere böyle geçsin.